el ne atamadığı için daha da çok strateji gidecek. Ee, tekrar oyuna dönersek Mertens biraz şey görüyorum ben. E, fizik anlamında mi, bir düşüş var. Yaşı gereği olabilir. Ama e, pasları yine, yine ilk golü yaptı, as evet. yine asistini yaptı. E, Şalay e, kazanç Sara çok iyi değil mi? E, Torreira e, niye risk attı acaba? Değil mi? Sarı kartı vardı. Mesela Beşiktaş maçına evet. şey olabilir bir ikinciye dönebilirdi. Burada... Orada da işte alternatif konusu mu acaba yine devreye evet. giriyor? Tabii 3-0'dan 3-3 oldu Kasımpaşa maçı evet. biliyorsun. Liga e, maçı da aynı şekilde 2-0'dan 2-2. E, Okan Buruk 2 senesinde şampiyon yaptı. E, Başakşehir'de şampiyon yaptı. Ona rağmen camiada büyük bir baskı var. Ve o da ne yapıyor haliyle? Ben diyor ki en garanti kadroyu çıkartayım <laughs> ve sonuna kadar... E, skor tutacak, kadro olsun, hiç riske girmeyeyim diyor. Evet. Bazı Galatasaraylı yorumcular eleştiriyorlar değil mi? Gençleri neden oynatmıyor? Ee, gençleri oynatması için de yani son dakika mesela ne bileyim, gerçi gençlere sıra gelmez değil mi? Şey var, e, sonunda oyuna giren Basşuay mesela. Hı hı. E, o da onun o gibi, ego şeyi de yapması lazım çok yıldızlar olunca. E tabii o dengeyi. Gerçi basın toplantısında maçtan sonra o dengeyi forma adaletini iyi sağladığımı düşünüyorum. Hmm. Diye aslında kendini de bir evet. e, söyledi yani kendi payını ya, da teslim etti. Evet. Ve zaten devir arasında güzel röportajlar verdi Okan Buruk değil evet. mi? Evet. Yani kendini anlattı, derdini anlattı. Bunlar güzel oluyor. Konuşması e, spor yayıncıları için de güzel malzeme oluyor. E, yani Galatasaray'lı. Her şey güzel gidiyor. Şimdi bu süreçte önünde işte Beşiktaş maçı var, Avrupa Kupası maçı var. Avrupa Kupası maçında net galibiyet alması lazım Hı -hı. mutlaka. Ondan sonra da Beşiktaş'a karşı 5-0'ın beş bir rövanşı olacak. Şimdi oraya gelmeden isterseniz bu maçtan sonra evet. Icardi ile Osimhen'le ve Şalai ile yapılan röportajlar var. Hı -hı. onları bir dinleyelim, izleyelim birlikte. Daha sonra derbiye dair de biraz konuşalım. Evet şimdi Icardi'de Ossimendi birbirlerinden övgü dolu sözlerle hmm. bahsediyorlar. Keza az önce siz de söylediğiniz Okan Buruk e, milli arada verdiği röportajlarda iki oyuncunun da birlikte oynamaktan dolayı e, çok memnun olduğunu birbirlerini çok sevdiklerini söylemişti. E, bu böyle tatlı bir rekabete hmm. doğru şu an itibariyle gidecek gibi gözüküyor. Peki tabii Beşiktaş mücadelesinde... Ee, yani başka bir maç gibi olmayacak. Orada evet. tercih edilen, tercih edilmeyen veya ikisi birlikte mi olacak? Bunları hafta boyunca çok konuşacağız. Sizin e, tahmininizi ve beklentinizi de merak ediyorum açıkçası. Şimdi Beşiktaş gibi bir takıma karşı evet. Galatasaray, Icardi ile mi, Osimhen mi yoksa ikisini birlikte mi oynatarak Hı. başlamalı? Bu sorunun cevabı 5-0'da yatıyor değil mi? E, 5-0'lık bir skor beklenmedik skorda değildi 3 forvete döndü hatta. Döndü maçın Dö sonuna doğru. Evet, evet sonuna döndü ve fark geldi. Bence Okan Buruk tek forvete çıkar. Ee, o riski almaz. Bu e, şimdi futbol severlerde böyle bir fantezi var değil mi? İkisi birden İkardi Osman olacak. E, harika goller. Evet bunlar sadece içeride Anadolu takımlarına karşı belki olabilir. Düşük seviyedeki takımlara karşı olabilir. Ama önemli maçlarda tek forvet çıkar diye düşünüyorum. Osimhen'i dikkat edersem e, çok şey değil mi? E, mütevazi. Evet. Süperstar ama mütevazi şey yapıyor. Açıklamalar yapıyor. Sonuçta geldi diye kesti. Onda bir şey var. Bir bir duygu var. Ama bu süreci çok güzel götürüyorlar. İkisi birden ...taraftan üçü çektirdiler değil mi? Hı -hı. Birbirlerini onur ediyorlar. Şimdi normalde böyle yıldız futbolcular bazen böyle çok kibirli olurlar. Mesela ben hatırlıyorum Anelka örneği düşünüyorum. Mesela böyle çok konuşmaz, şey yapmazdı. Böyle soğuk bir insandı. Tam tersine arkadaşlık da çok iyi. Ama Beşiktaş'ın maçında Osman sahada olursa Icardi ne düşünecek? İşte evet. Değil mi? Bir yıldız, iki sene şampiyonlukta çok büyük payı var. İşte futbol... İki gol de atmış şimdi evet. milli dönüşü. Futbol bazen böyle ne yazık ki böyle acı durumları da var. Bence Osman ile başlayacak. Duruma göre, skora göre e, hatta Icardi çok geç de oyuna girebilir diye düşünüyorum. Hmm. maçın E, maçın gidişatına bakaraktan. Ee, yani çift forvet çıkarsa e, intihar edebilir Okan Buruk. Yani Galatasaray yani bence de. Çünkü günümüz futbolunda çift forvet oynayan yok. Hatta yani tek santrofo bulan da yok, değil mi? Yani evet. Çok böyle hep diyoruz mesela. İcardi şu anda yani biraz daha fit olsa, değil mi? O özel hayatı olmasa bence yani eee Martinez'den daha iyi, Arjantinli takımdaki Martinez'den daha iyi değil mi? Çok gol kaçıran birisi. Yani Real Madrid'te bile oynayabilir bence. Chelsea'nin değil mi? Hep o simini almak istiyordu. Harry Kane geliyor aklıma. Böyle eski e, eskiye gidiyorum. Mesela eskide çok güzel nokta Santrofola var. Batista'yı düşünüyorum, Crespo'yu düşünüyorum, Shevchenko'yu düşünüyorum. Artık böyle da yetişmiyor. Galatasaray'da buna iki tane var. Böyle hep sürekli bazı de nazarda değmesin diyelim. E, gerçekten tatlı bir rekabet. Ee, ve bu da tabii ki takıma büyük olumlu katkısı oluyor. Şimdi Jakobs'un sakatlığına belki bir parantez açabiliriz. Şöyle, e, sol bekte zaten iyi bir performans e, tutturdu. O istikrarı devam ettirecek derken Beşiktaş derbisinde oynayamama ihtimali şu anda tabii muhtemelen Galatasaray'ı korkutuyor. Çünkü evet. Yelert normal şartlarda belki e, her iki kanatta da bekte de daha doğrusu oynatabileceğiniz bir oyuncuyken tamamen şu anda ekadro dışı kaldı. Ekan evet. e, Ayhan sağ bekte e ee, nasıl bir formül üretecek? Ee, kimle oynayacak orada? E ee, Okan Hoca acaba oynayamazsa tabii Yakov. Ee, bu bir handikap olur mu Galatasaray açısından? Kaan e, sol bek oynadı mı? Ya Her yerde oynuyor. oynuyor. Ee, bence Şalay'ın performansı iyi gibi gözüküyor. Barış, Barış Alper'i Beke sağa çekebilir. Beke çekebilir. Kaan'ı sola alabilir. Berkan eee Beşiktaş başına sol kanat bilmiyorum zorlanır, çok zorlanır. Mesela üçlü savunmaya dönebilir mi? beklerden birinin eksik olması senaryosunda öyle bir deneme yapabilirim Orada acaba? da e, e, kanatların çok iyi işlemesi lazım değil mi? Yani evet. ileri geri çok iyi yani e, dinamo gibi kanat oyuncuları olması lazım ki zaten şu anda kanatlı oyuncularında sorunlar var. Ama e, celerti mesela bu maçta solda deneseydi değil mi? Beşiktaş maçına hazırlık olabilirdi mesela. Onu da yapmadı. Yani Kadroya bile almaması evet. gözden çıkardığı şeklinde yorumlanıyor ister istemez. Benim aklıma Kaan sola ama. gelir diye düşünüyorum. Ee, Barış Alper sağda oynar. Ee, öyle çözebilir ama Galatasaray Gal Gal için gerçekten kadro yapılanmasında böyle bir sorun var. Eğer başka sakatlıklar olursa hı, hı. Örneğin orta sahada e, Toray'la sakatlanırsa ya da Kaan Ayan sakat, e, sakatlanırsa Galatasaray için çok büyük şey yani. E, Aslında muhtemelen e, Okan Hoca bir provayı Esport maçında yapacaktır. Evet. Yani Beşiktaş derbisinde sol bekte kimi e oynatabileceğini görmek adına Yakup'su olmayacak çünkü sakatlığından evet. dolayı. Orada tercih edeceği isim veya oradaki Hı. sistem planlama belki bize Beşiktaş derbisi için de bir evet. fikir verebilir. Şimdi i̇şte sahaya geldik değil mi? E, biz sahada dümdüz koşarken sakatlandı. Sağlar ne kadar önemli yani evet. bunu becerememeleri çok enteresan çok güzel büyük stadyumlar yapıldı ama saldırımız kötü enteresan. Peki e, şimdi ile ilgili başka da yemek istediğiniz bir nokta yoksa e, bugünün maçlarına isterseniz geçelim. E, bugün Fenerbahçe e, milli ara dönüşü Samsun Spor'la karşılaşacak değerli izleyenler zor bir deplasman şüphesiz. E, birazdan muhtemel 11'lere de bakacağız detaylıca değerlendireceğiz maça doğru haberimizi bir izleyelim kim var kim yok şöyle bir görelim e, sonra devam edelim.